Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere radyüslerden bahsedeceğim. Göstermek amacıyla bu şekilde iki tane aynı dikdörtgenden çizdim. Radius komutuna girmek için öncelikle şuradaki ikona tıklıyorsunuz. Bakın burada iki tane var aslında. Birisi pah kırma işlemini yapar, diğeri ise radius işlemi yapar. Ben radius'e tıklıyorum. Bakın burada fazla bir ayar yok, sadece köşeyi seçiyorsunuz, zaten bakın ön izleme olarak gösteriyor. Daha sonrasında bunun radius değerini giriyorsunuz, örneğin 20 mm olsun dersem bakın farkı görüyorsunuz. Tabii bu her zaman mümkün olmayabilir. Örnek veriyorum, 100 yaparsam bakın radius eklenemedi diyor, herhangi bir elementi silebilir vesaire. İşte 100 mm'nin olması için bu kenarlardan herhangi birinin silinebileceğinden bahsediyor. Örneğin 60 deneyelim. Bakın 60 da sağlıyor. 70 deneyelim. 70'i de sağlıyor. Görüyor musun? Giderek bu kenar 0'a kadar iniyor. 75 deneyelim. Biraz daha yaklaştı. 80 deneyelim. 80'de olmadı. Mesela örnek veriyorum, 78 denersem görüyor musunuz, neredeyse bu kenara yaklaştı. Her neyse, şimdi burada iki tane bakın tik var arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki şu: ölçüleri tüm kenarlarda göstermeye yarar. Örneğin ben 4 tane kenarı bu şekilde seçiyorum. Seçtiğim kenarları silmek için bakın seçilenleri sil var. Clear Selections, buna tıklarsam hepsini siler. Ama ben sadece şunu silmek istiyorum dersem Delete tuşuna basıyorsunuz şöyle, veya bunu da silmek istiyorum derseniz tekrar sağ tıklayıp delete diyorsunuz. Bu şekilde iki tane köşem kalmış oldu. İsterseniz köşeleri tek tek seçebilirsiniz veya bu şekilde toplu seçim de yapabilirsiniz. Burada köşeleri görüyorsunuz. Ön izlemeyi de görüyorsunuz. Sarı renkli ön izleme de mevcut. Buradan radyusu dediğim gibi ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında tüm kenarlarda ölçü istiyorsanız bunu aktif yapıyorsunuz. Bakın göstereceğim şimdi size. Şu an tüm kenarlara gördüğünüz gibi ölçüyü atadı. Geri alıyorum. Tekrar giriyorum radyusa. Bu sefer bunu seçmiyorum. Sadece bir kenarda olmasını istiyorum. Bakın sadece buraya ekledi. Diğer kenarlarda neden yok derseniz, diğer kenarları ise şu şekilde göstereyim. Bakın bu radyüslerin ölçülerini birbirine eşitledi ve ilişki atadı. Şöyle çift tıklarsam bu eşite ne diyor? Eşit radyüs diyor. Arc 1 ve arc 2 arasında eşit radyüs, şu ikisi arasında eşit radyüs var. Şuna tıklarsam tekrar bakın arc 3 ile arc 4 arasında eşit radyüs var. Yani bunları eşitledi diyebiliriz. Şimdi tekrar geri alıyorum. Diğer parametreye bakalım. Tekrar seçiyorum. Bu sefer sadece bir tanesinde ben ölçü istediğim için bunu tik atmıyorum buraya. Diğer seçeneğimize bakalım, parametremize. Burada da şunu söylüyor. Tüm köşeleri tut diyor. Köşeleri tuttuğu zaman bizim şu şekilde faydası olacak bize. Köşeleri tuttuğu zaman tam tanımlı olduğu için çizimim yine bu şekilde devam edecektir. Ama köşeleri tutmadım biraz önce. Gördüğünüz gibi tam tanımlı olmaktan çıktı çizim. Eğilip bükülmeye müsait hale geldi. Fakat ben bunu istemiyorum. Sadece çizimin yine tam tanımlı olmasını istiyorum. Bu yüzden bu şekilde onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çizim hala tam tanımlı. Köşelerim yerinde duruyor. Herhangi bir şekilde tutup çekiştiremiyorum. Fakat şöyle göstereyim. Şurada yapalım aynı işlemi. İşaretlemeden onaylarsam bakın köşelere. Tekrar onaylayalım şunu. Şu köşelere bakın. Görüyor musunuz? Köşeler bu şekilde hareket ediyor. Evet arkadaşlar, radius oldukça basit bir komut. Zaten bileceğiniz üzere sadece biraz önceki gibi değil. Ben bu şekilde de işlem yapabilirim. Şöyle göstereyim. Örnek veriyorum, 50 mm olsun. Bununla bu eşit olsun. Ve şu köşeye radius atmak istiyorum. Köşeyi tutuyorum. Şuraya 10 mm'lik radius atıyorum. Bu şekilde. Bakın bu şekilde olması iyi oldu. Çünkü şunu göstermek istiyorum. Biraz önce bana kenarlarda oynama yapılacağını vesaire söyledi. Çok fazla dikkat etmedim. Bakın biraz önce ben iki kenara eşittir ilişkisi tanımladığım için bu kenarı uzattı. Ama ben bu eşittir'i silersem, bunu da 50 mm dersem bu şekilde ve tekrar radyüse girersem bakın şimdi herhangi bir uyarı vermedi. Ve bu köşemi sabit tuttu. Çizimim yine tam tanımlı ve istediğim sonucu elde etmiş oldum. Bu şekilde radyüs atacağınız kenarları ayrı olarak ölçümlendirme yaparsanız biraz önceki gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Radyüsle alakalı söylemem gerekenler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.